Merhaba canlar, Bay Matkeo kanalından herkese merhaba, ben Emre Hocanız. Bugün evrensel kümeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir de kümelerde tümleme işlemleri gibi özellikler var. Onlardan bahsedeceğim. Bay Matkeo'yu sosyal medya hesaplarının hepsinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim, evrensel küme nedir? Arkadaşlar, evrensel kümenin tanımında söylediğim şeylere lütfen çok dikkat edin. Belli bir alanda nesnelerin tümünü içerdiği varsayılan kümeye evrensel küme denilir arkadaşlar. Tamam. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela üzerinde çalıştığın konuyla ilgili ne varsa bütün elemanların hepsine evrensel küme deniliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Daha sağlıklı olur bu şekilde düşünmeniz. Evrensel küme sonlu ya da sonsuz da olabilir. Sonlu ne demek, sonsuz ne demek? Onlardan da ilgili örnekler geldikçe bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kümelere isimler versin. Mesela burası A kümesi, burası B kümesi olsun. Yeşille yaptığımız dıştaki kısmın hepsine de evrensel küme diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunları söyleyeyim. A kümesi evrensel kümesinin alt kümesidir. B kümesi de yine evrensel kümenin alt kümesidir diyebilirim. Aynı zamanda A ile B'nin birleşimi var ya, onlar da evrensel kümenin alt kümesidir. Hocam birleşim niye? Ya bakın arkadaşlar, E kümesi hepsini kapsıyor değil mi? Birleştiği yerler şuraların hepsi olduğundan dolayı yine bunların birleşimi de evrensel kümeyi kapsıyordur diyebilirsiniz. Tamam. Bunlar özellikleri. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Mesela A evrensel kümesiyle, pardon, A ile evrensel kümenin birleşimi, değil mi? Bunlar birleşimi. Yine E evrensel kümesinin kendisine eşittir. Yani E ile A'yı birleştirecek olursam E'nin kendisi oluyor zaten. Bizzat bunu da görebilirsiniz. A ile E'nin kesiştiği yer derse size yine A kümesinin kendisine eşittir. Evrensel küme tamamı yeşilin. A kümesi de burası. Kesiştiği yerde sadece A kümesinin kendisi olacak. A kümesi ile boş kümenin arkadaşlar, A kümesi ile boş kümenin birleşimi yine evrensel kümenin kendisini verecektir. Evrensel küme ile boş kümenin kesişimi arkadaşlar yoktur. Yani boştur diyebilirsiniz. İşte bunlar, bunların evrensel kümenin temel özellikleriydi. Şöyle biraz kamerayı odaklayalım. Hemen devam edelim. Şimdi birkaç uygulama göstereceğim size. Bunlarla ilgili biraz da çalışacağız arkadaşlar. Evrensel kümeyi vermiş. İçeriği de A kümesi olarak yazayım ben. A kümesini yazdıktan sonrasında bize bazı şeylerden bahsetmiş. Mesela A kümesinin elemanlarını vermiş. B kümesinin elemanlarını vermiş. Buna bağlı olarak işlemler yapın demiş. Bak burada neler söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar, A kümesinin elemanları 1, 2 ve 6 demiş ya. V olmayacak. Arada virgül olacak. Tamam mı? İçeride V gibi bir şeyler söyleyemezsiniz. Yazalım. 1, 2 ve 6'ymış. Yazdım bu A kümesi. Evrensel kümenin elemanları da rakamlar değil mi, dikkat ettiyseniz. Şimdi 2'yi, 1'i ve 6'yı yazdığıma göre A kümesinin içerisine geri kalanları da şu dış bölgeye yazabilirim. Yani rastgele yazıyorum 0, 3, 4, rastgele yazıyorum 5, rastgele 7, 8, rastgele 9 şeklinde yazıyorum. İşte buradaki elemanların hepsi evrensel küme, A kümesindekiler de A kümesinin elemanlarıdır diyebilirsiniz. Şimdi ilk defa bahsedeceğim bir şeyden söyleyeyim size. A'nın tümleyeni diyor burada değil mi? Arkadaşlar, A'nın tümleyenini şöyle söyleyebilirsiniz. Evrensel kümenin içerisindeki bütün elemanları düşünün. Buradaki A'nın tümleyeni A'nın haricindeki, bak A'yı kapattım, elemanlarının hepsidir. O zaman A'nın tümleyenini şöyle gösterebilirsiniz. A kümesinin tümleyeninin elemanlarını yazıyorum. Bak A'yı kapattım, neler var? 0 var, 7 var, 8 var, 9 var, 4 var, 5 var, 3 var. İşte bu da A'nın tümleyeninin elemanları. O zaman tümleyen neymiş? A kümesinin kendisiyle tümleyenini toplamak demek ya da birleştirmek demek evrensel kümenin kendisini oluşturmak demektir. Bu da bilgi olarak yine aklınızda kalsın arkadaşlar. Geçiyorum hemen. İşlem yapalım biraz. Daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi tümleyenlerle ilgili. Arkadaşlar, A'nın tümleyeni demiş. Mesela A'yı burası yazayım. B'yi de burası yazayım ben. Hemen işlem yapalım. A'nın tümleyeni A kümesinin haricindeki her şeydi. Kapattım A kümesini. Bakın. Buradakileri kapattım. Neler oluyor o zaman? Elemanları yazalım. 2, K, M, X var burada bak. X var, Y var.
Z var, bir de ne var? Yıldız var. İşte bu A'nın tümleyeni oldu. Yani A kümesini elinle kapat, geri kalan dıştaki her şey A'nın tümleyeni oluyor. E peki B'nin tümleyeni? B'nin tümleyeni de şunların ikisini kapatıyorsun. Zaten burası B kümesi olmuş oluyor ya. Geri kalan dıştakiler. Hemen yazalım. 1, 3, 7, X, Y, Z, yıldız. Bu da ne oluyormuş arkadaşlar? B'nin tümleyeni, B'nin içindeki elemanları kapatıyorum. Dıştakilerin hepsidir. Şimdi gelelim işin püf noktası. Buna dikkat edin. Bunlar problem çözerken karşınıza çok çok çıkacak arkadaşlar. A ile B'nin birleşiminin tümleyeni. A ile B'nin birleşimi nasıldı arkadaşlar? Şuradaki elemanların hepsiydi değil mi? Yuvarlak içerisindeki elemanların hepsi, bunlar birleşimdi. O zaman birleşimin tümleyeni derse dışta kalanlar. Yani X, Y, Z ve yıldız olarak yazabilirsiniz. Şimdi gelelim işin en püf noktalarından birisi. A ile B'nin kesişiminin tümleyeni. Kesiştiği yer şurası değil mi? Elimle kapattığım yer. O zaman dışta kalan elemanların hepsi ne oluyor? Buradaki A kesişim B'nin tümleyeni oluyor. Onları da yazacak olursam. Şunların haricindekiler. 1, 3, 7, Y, X, Z, yıldız, 2 virgül, K virgül, M'dir. Bunlar da arkadaşlar kesişiminin tümleyenleridir diye söyleyebilirsiniz. Geçelim şimdi. Bazı ifadeler vardı ki bunları da sayı doğrusunda göstererek yapabilirsiniz. Mesela evrensel kümeyi bize söylemiş. Şöyle bir tane sayı doğrusu çizdiğinizi farz edin. Bazı uç örneklerden bir tanesidir aslında bu. Şurasını ben 0 olarak yapıyorum arkadaşlar. Şurasını da 5 yapıyorum. Neden? İkisinin ucu da açık olduğundan dolayı 0 ile 5'in arasını ne yaptım ben arkadaşlar? Uçlarını açık yaptım. Aradaki boşluğun hepsi. Nedir bu? Evrensel kümenin kendisidir. A kümesine ne demiş arkadaşım? 4 kapalı aralığında. Bak 4'ü şuraya yapayım. 5 de neymiş? Açık aralığındaymış. İşte buradaki elemanı şöyle gösterecek olursam burası A kümesi olmuş oluyor. Peki bu A kümesinin dışında kalan şu boşluk A kümesinin tümleyeni değil midir? Tümleyenidir. İşte bu şekildeki gösterimdir diyebilirsiniz. Peki A'nın tümleyenini sayı doğrusu olarak göster derse bize ne yaptık biz? 0 ve 4. 4 kapalı, 0 gerçi açık olacak. Şöyle yapayım. Buradakilere ne deniliyormuş arkadaşlar? A'nın tümleyeni denilmiş oluyor. Tamam. Karşınıza böyle örnekler de çıkabilir. Geçiyorum şimdi. Tümleyenin özellikleri. Bunlar karşımıza yine sade şeklinde gösterimler var ya, onlar da karşımıza çıkacaktır. Arkadaşlar E'nin tümleyeni boş kümedir. Boş kümenin tümleyeni de E'dir. Bu aklınızda kalsın. A'nın tümleyeninin tümleyeni A'nın kendisine eşittir diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi A ile A'nın tümleyeninin birleşimi zaten evrensel kümeydi. Onu gösterdim ben size. A ile A'nın tümleyeni kesinlikle boş kümedir arkadaşlar. Kesişimleri. A ile A'nın tümleyeninin kesişimi boş kümedir. Zaten birbirlerine çakışmazlar. Tamam. Gelelim şimdi. A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı evrensel kümenin kendisine eşittir. Tabi burada nedir? A kümesi E kümesinin alt kümesi olma şartı aranarak. Tamam. De Morgan özellikleri arkadaşlar, hani mantıkta geçerliydi ya, kümelerde de geçerlidir bu olay. A ile B'nin birleşiminin tümleyeni A'nın tümleyeni, kesişim B'nin tümleyenidir. Aynı şekilde A ile B'nin arkadaşlar burada kesişiminin tümleyeni diyor. O zaman A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin birleşiminden oluşur. Bu formül olarak aklınızda kalsın. Bol bol göreceksiniz arkadaşlar. Geçiyorum şimdi. Hadi bir problem çözerek bu işi daha iyi kavrayalım arkadaşlar. Şimdi orada vermiş A'nın A kümesinin eleman sayısını vermiş arkadaşlar bize. A'nın tümleyeninin eleman sayısını vermiş. B'nin tümleyenini vermiş. B'nin elemanını sormuş. Ha, ikisi de alt kümesiymiş değil mi? Şöyle bir çizecek olursam ben evrensel kümeyi. Burada bir A kümesi olsun. Burada da bir B kümesi olsun arkadaşlar. Çakışıyor mu çakışmıyor mu? Bu bizi çok ilgilendirmez. Bu şekilde yazayım ben. Burası A olsun. Burası B olsun. Şimdi A'nın eleman sayısı buradaki 6 ise, A'nın değili 8 ise, o zaman şu dıştaki kalan hepsinin eleman sayısı neymiş arkadaşım? 8'miş. Buraya da şöyle yazayım. 8'miş. Şimdi geliyorum. B'nin tümleyenini de 5 olarak verdiyse, bu B'nin haricindeki şu dışta kalanlara da, B için söylüyorum bunu, şu renkli kalemle yapayım,
Pardon, onu değiştireyim bir. B'nin içinde dışta kalanlara ne diyormuş arkadaşım? 5 diyormuş. Ha. Şimdi şunu biliyorum. A ile A'nın tümleyeninin toplamı neymiş arkadaşım? 14'müş. Peki B'nin tümleyeninin eleman sayısı 5 ise, şimdi buradan bize B'nin eleman sayısını soruyor ya, hemen şunu diyorum. Ya bak, A ile A'nın tümleyeni 14 ise aslında evrensel kümenin eleman sayısı 14'tür diyebilirim. O zaman aynı şu küme için de düşünürsek, B'nin tümleni ile B'nin eleman sayısının toplamı x dersem buna hangiye eşit olacakmış? Evrensel kümenin eleman sayısı, yani 14'e. O zaman buradaki x'e de 9 diyebilirim. Bu şekilde gösterim sizin karşınıza problem çözmelerde bol bol çıkacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de size şu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar. A ile B'nin birleşiminin eleman sayısı 14'müş. A ile B'nin tümleyenlerinin kesişimi 8'miş. C'nin eleman sayısına 10 vermiş. C'nin o zaman neyini soruyor arkadaşım size? Tümleyeninin eleman sayısını. Problemin çözümünü videonun açıklama yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.